Merhaba arkadaşlar. Evimize bir misafir geldi. Bu misafir küçük kafeste sıkılıyormuş. Öyle dedi bana. Ben de dedim ki bizim kocaman büyük bir kafesimiz var. Gel seni oraya götüreyim. Abi al bunu. Hadi gidelim gel. Bizim keklik kafesimize ilginç bir misafir götürüyoruz. Bizim keklik kafesi oldukça büyükçe. İçinde şimdi civcivler var, annesi var, bir çift de kekliğimiz var. Kapımızı kapattık. Üst tarafta bizim güvercinlerimiz de var. Tamam mı? Burası tam sana göre. Hadi biraz uç bakayım. Uçmaz mısın? Şu ağaca falan kon. Ha, kon ağaca. Gel babacığım. Babacığım gel. Babacığım gel. Babacığım gel. Babacığım. Cicik uç, cicik uç, cicik uç gel. Ha, tamam iyi. Evet, bak. Biraz doğal hayatın tadına var. Gel babacığım, gel oğlum, gel babacığım. Bakın bunlar bizim keklik çiftimiz. Üst tarafta da yukarıdan aşağıya bomba atma bak ha, tamam mı? Güvercinlerimiz var. Aşağısı bizim güvercin kümesi. Burada dururlar, şuralara konarlar ve işte buralarda da vakit geçirirler. Aha bakın, orada belki de birazdan uçmaya gidecekler. Bizim şimdi misafir, ha orada da bakın bir anne, belki 30 kadar falan da civcivi var. Bizim burası oldukça genişçe bir alanımız. Burada da ayrı takılan civcivler. İçinde kocaman bir ağaç var, getirdik. Bizim muhabbet kuşunu. Ne yapıyorsun çocuğum? Gel bakayım. Gel bakayım. Evet evet o kedi orada sürekli yeri orası zaten. Uçsun şöyle bir şey yapsın ağaca mağaca şuralarda falan. Hani dışarıya çıkabilecek ya da dışarıdan herhangi bir zararlının girebileceği bir şey yok yani. Konsun dala. Geçsin eleman. Yani burada gönül rahatlığıyla dışkını yapabilirsin yani. Evde işte kirlenecek, mirlenecek falan diye bir sıkıntı yok. Hadi ağaca çık hadi. İnsanlara alışmış sürekli doğal hayatı reddediyor. İlla diyor. Bizim kümesin damı burası. İn bakayım şuraya. İn ulan. Ha? Hey, sevimli çocuk. Gel şuraya ağaca. Ağaca koy ver öyle. Ha. Tamam işte budur ya. Ne var orada? Ne yapıyor? Kabuk. Ha, kabuk mu yemeye çalışıyor? Tamam. Bakın burada da pusu kurmuş bir kedi. Ama avucunu yalarsın kedi. Buradan içeriye giremezsin koşun benim. Burada boşu boşuna bekleme. Git başka yerlerde avlanmaya çalış. Bizim keklikler ve yeni misafirimiz muhabbet kuşu. Mavi cici kuş. Cici kuş. Cici kuş. Temiz hava çarpmış olabilir bak seni. Açık hava çarpmış olabilir çocuk. Şişt, şişt, bu tarafa bak. Cici kuş. Buralar bana göre değil filan mı diyor acaba? Alışık olmayınca tabii şimdi. Ama oğlum burada da bir sürü arkadaşım var diye bak orada civcivler, keklikler, güvercinler filan. Onlar beni döverler diyor. Kırık kırık. Bizim bu civcivlerimiz de arkadaşlar işte bir 5-6 günlük falan. 10 günde oldu mu tam bilemiyorum ama daha emekleme aşamasındalar. Hassas dönemlerini henüz atlatmadılar ama
Başında anneleri var. Çok şükür bir kayıp yaşamadık şimdiye kadar. Bundan sonra nasıl olur bilinmez tabii. Bunlar da büyüyüp gelirler. Sussex civcivlerimiz. Buradaki ilginç misafir de hep alıştığı şeyleri yapıyor yani. Değişik bir şey yaptırmak güç anlaşılan sana. Ha? Ya şöyle bir kanat açma germe çalışması yap ya. Uç şöyle etrafta. Arkadaşlar şu anda 13 yaşında bir muhabbet kuşunu görüyorsunuz. Belki diyeceksiniz ya o kadar yaşlı muhabbet kuşu olur mu? En fazla 8-10 seneye kadar yaşar filan. Bu 13 yaşındaymış. Yaşlı dede diyebileceğimiz bir kuş. Maşallah o zamandan bu zamana sağlıklı bir şekilde gelmiş. Arada bir hastalandığı falan oldu. Ayaklarında sıkıntılar falan oldu. Ama şükür atlattı ve yaşamını sürdürüyor. Sevimli çocuk. Abim gelin. Yıllardan beri vakıf ettiği makinenin üstüne kondu. Makineye kondu. Ama seni çekmemiz lazım. Gel bakayım. Gel şöyle yap. Tamam budur. Yaprak falan. Yaprak yersen ye oradan çocuk. Hep bizim civcivler mi yiyecek ağacın yapraklarını? Az da sen ye bakayım. Ye. Ye onu. Ye. Aferin. Yok. Yiyebilirsin. Çırık. Gel. Tamam. Sevimli. Hadi bakalım. Evet. Keklik kafesimizin en ilginç misafiriydi.